Değerli saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Kusursuz plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine 69. mezmurdan ayet paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü 69. mezmurun içindeki ayetlere bakıldığı zaman 2. mezmur, 22. mezmur ve 40. mezmur ve daha sonra da işleyeceğimiz 110. mezmurdan birçok alıntı 69. mezmurda vardır ve 69. mezmur aslında kendi içinde bir bütündür. Yeni antlaşmada yerine gelen o kadar çok ayet vardır ki biz kaç programdır aslında 69. mezmuru işliyoruz. Ve Davut'un peygamberlik ayetlerini de birazdan okuyacağımızda da göreceğiz ki yaslı bir zamanına denk gelen Davut'un bu ayetleri İsa Mesih'te yüzyıllar sonra tekrar yerine gelecektir. İsterseniz vakit geçirmeden ben size ayeti paylaşayım. 69. mezmurda 14-19. ayetler arası. Beni çamurdan kurtar. izin verme batmama. Benden nefret edenlerden, derin sulardan kurtulayım. Seller beni sürüklemesin. Engin beni yutmasın. Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın. Yanıt ver bana ya Rab. Çünkü sevgin iyidir. Yüzünü çevir bana. Büyük merhametinle kulundan yüzünü gizleme çünkü sıkıntıdayım. Hemen yanıtla beni. Yaklaş bana kurtar canımı. Al başından düşmanlarımı. Bana nasıl hakaret edildiğini, utandığımı, rezil olduğumu biliyorsun. Düşmanlarımın hepsi senin önünde. Evet, ayetler bu şekilde ve biz bu ayetleri okuduğumuz zaman aslında bugün. İncili okuyan, ilk defa bile okuyan birisi İsa Mesih'in nerede bu ayetlerin başına geldiğini ve nerede İsa Mesih'i işaret eden ayetler haline geldiğini görebilir. Ve İsa'nın biliyorsunuz Getsemani bahçesinde öğrencileriyle birlikte geçirdiği zaman aslında bu ayetlere çok uyuyor. Ve İsa Getsemani bahçesinde öğrencileri olan Petrus Yuhanna ve Yakup'la beraber bir araya gelmişti. Ve biraz önce okuduğum 69. mezmur ayetlerinin yerine gelmesi gibi anlar yaşadı. Size bu ayetleri okumak istiyorum. Matta kitabında 26. bölümde 36 ve 45. ayetler arası. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Gessamani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim siz burada oturun dedi. Petrus da Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü kapanıp dua etmeye başladı baba dedi. Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin isteğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi. Eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin isteğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. Bakın görüldüğü üzere biraz önce okuduğum eski antlaşma ayeti Davut'un mezmurunda ve şimdi yeni antlaşma ayetinde görüldüğü üzere bu aynı ruhun aslında iki ayrı e, anlayışta yerine gelmesi. Sözler aynı birbirine benziyor ama ikisinde de sonuç farklı oldu. İsa Mesih'in kendi bedeninde e, yüz yıllar binlerce yıl önceden gelen bir plan gerçekleşti. Davut bu planın bir yerinde katıldı. Ama İsa Mesih'te kusursuz plan tamamlandı. Ve Davut da mezmurlarında bu kusursuz planın tamamlanmasının peygamberlik ayetlerini sözleriyle yazmış oldu. Değerli Satyeti Türk izleyicileri, kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.